Teknolog YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere 4 ay önce almış olduğum Poco X3 Pro 8 GB RAM'li akıllı cep telefonuma video çekmiştim ve bu videoda bayağı güzel izlenme oldu. Çok güzel beğeniler geldi. Yani kanalımın abone sayısına istinaden güzel beğeniler geldi. Bunun üzerine çok yorumlar geldi. Bu yorumlara yetişemedim. Ve tabii ki böyle bir video çekmek istedim. Videomuzda sizlerin yorumlarına buradan cevap vermeye çalışacağım. Ve tabii ki 4 aylık denemem tecrübelerimi de yine sizlerle paylaşacağım. Hemen videomuza geçelim. İlk yorumumuza bakalım dostlar yvz 1984 bir arkadaşım yazmıştı iki hafta önce Hocam emeğinize sağlık Ben de bu telefonda karar kıldım ama 6 GB 128 GB model için zaten geri kalan kalan kısmı aynı sebebi de 8 GBlık modeli 6 GB modelden daha fazla batarya tüketir şeklinde düşündüm 6 GB 128 GB'tan 8 GB 256 modeli almayı değer mi gibisinden bir yorum yazmış. Hızlı bir şekilde hemen cevap veriyorum. Tabii ki bir donanımın değeri arttıkça batarya kullanımı da artı aslında daha çok sizin kullanımınıza eş olarak geçer bu batarya kullanımı. Ama tabii ki 8 GB RAM'lisini her zaman tavsiye ederiz. Biraz ilerisini düşünmeniz gerekiyor ve tabii ki telefonda gayet bu değerlerde sizin yazmış olduğunuz gibi 860 Snapdragon bir işlemciye sahip bu telefon harika ve almaya istiyorsanız da 8 GB olanı da tercih etmenizi öneririz. Bir sonraki sorumuza geçelim arkadaşlar. Love Talking GT yazmıştık. Bir ay önce geçici cevaplamıştım ama soru aslında güzel diye koyuyorum. Abi telefonu günlük kullanım için önerir misiniz? Evet. Günlük kullanım için de öneririz. Oyun kullanım için de öneririz. İş amaçlı da öneririz. Ders amaçlı da öneririz. Sadece video izlemek için de her türlü bu telefonu öneriyoruz. Sıradaki sorumuza geçelim. Transet 2 arkadaşımız yazmış. Video için teşekkür ederiz demiş. Bize yorum için, soru için teşekkür ediyoruz. Acaba cihaza NFC özelliği var mı? Yani kredi kartı olmadan da bununla ödeme geç yapabiliyor muyuz? Yapıyoruz. Bankanızdan bunu tanımlıyorsunuz ve bu işi gayet başarılı bir şekilde telefonda kullanabiliyorsunuz. Sıradaki sorumuz Aydın Akın'dan gelmiş. Usta aynı cihazı kullanıyorum. Türkiye cihazımı yok da şoptan mı aldın demiş Türkiye'den aldım fakat hiçbir adım sayar uygulaması adım saymıyor demiş Mi Fit Step app vesaire hiçbir uygulama anlık adım saymıyor size de böyle bir durum var mıdır diye cevap vermiştim ama yine teknik bir soru olduğu için bunu koyuyorum benim telefonumda hiçbir şekilde adım sayar da herhangi bir sıkıntı şu ana kadar yaşamadım e, muhtemelen e, güncelleme ile alakalı bir şey olabilir ya da telefonu bir başka bir uygulama varsa bunu engelliyor olabilir. Sıradaki sorumuz Batuhan Nef yazmıştı. Şarj batarya performans olarak kötü diyorlar. Desinler ben herhangi bir şekilde şarjından, performansından, bataryasından hiçbir sıkıntı yaşamadım. Aksine 3 gün rahat kullanabiliyorum full şarjda. Fazla oyun oynamam. Şarjı uzun gitsin isterim. Sizce almalı mıyım? Ben kullanıyorum, memnunum. 4 ayda dedim gibi bataryada bir sıkıntı yaşamadım. Sıradaki sorumuz Rabia eşsizden gelmişti. 15 dakikada şarjı %99'dan %96'ya düştü ah şu telefonlar demiş. Sizin yüzünüzden inceleme videolarında bile inceleme yapıyorum demiş. Bu da güzel bir tespit. Yani bizim yaptığımız daha doğrusu böyle teknoloji içerikli videolar çekenlerinde tabii ki size kendi yorumlarınızı katabilirsiniz. Ama şurada bir durum var. 15 dakikada %99'dan %96'ya nasıl düştü? Standby'dan mı düştü yoksa bir uygulamadan mı düştü? Instagram'dan mı düştü ya da Facebook'tan mı düştü? Bu da tabii ki ayrı bir ele alınması gereken bir konu. Sizin de buradaki yazış olduğu yorumu da bize bir inceleyelim dedik. Dediğim gibi sizin kullanımıza bağlı bir durum. Ama %99'dan %96 15 dakikada düşmesi de bence normal bir durum. Bir sonraki sorumuz MHCC'den gelmişti. Tavsiyenizi istiyorum. Tavsiyemizi zaten biz yine yorumda cevaplamıştık. Poco X3 Pro mu? Oppo Real 8 Pro mu? diye bir yorum e, soru gelmişti. Ben de Oppo Realme 8 Pro'yu da zaten inceleyip daha doğrusu bir özelliklerine bakıp kıyaslayıp arkadaşlar şöyle bir cevap vermiştim. Tabii ki Poco X3 Pro işlemcilerine bakabilirsiniz. Bir telefon alacaksanız işlemcileri önde tutmanız gerekiyor. Hangisinin işlemcisi iyi ise ona da bir tık düşünmenizi öneriyoruz. Burak Şimşek yazmıştı. İyi günler 5 gün önce yazmış. Hiç cevap verememişim. Trend yol hepsi burada gibi sitelerden bu telefonu almaya önerir misiniz? Ben zaten trend yoldan almıştım. Yani bunun artık yani videolarımda da bunu zaten belirtmiştim. Bir şey yorum yapmaya gerek yok ama burada sadece sizlere bilgi bağlamında bunu da e, içine aldım bu videomun içerisine. 8 gün önce Hasan Yıldız arkadaşımız yazmış. Şu an telefon araştırıyorum ve karşıma geldi demiş. Hemen orada bir bir e, S koyuyorum arkadaşlar. Elinizi çabuk tutun, bildiğiniz üzere dolar çok hareketli, oynak, fırlıyor, iniyor ama her zaman bir baktığımız zaman da fiyatların gitgide arttığını görüyorsunuz. O yüzden araştırmanızı biraz hızlı yapmanızı tavsiye ediyoruz. Bizim zaten bu videoları çekmemizin manası da sizlere bir nevi bir yardımcı olsun istiyoruz. Şu an fiyatta ideal, yani 800 gün önceki fiyatı bilmiyorum, birazdan size şu anki fiyatı söyleyeceğim kullanan arkadaşlar tavsiye ederim. Tabii ki tavsiye ettiğimiz telefonlardan bir tanesidir. 3 gün önce Hasan Kurul yazmış arkadaşlar. Merhaba Mi 10 Lite bunun arasında kaldım demiş. Kamera önemli bizim için. Şimdi arkadaşlar telefonlarda kamera konusunda normal bir video kameradaki performansı beklemeniz hata olur. Çünkü küçücük bir yapıya sahip bir lens içerisinde işte onun mosfeti vesaire sığdırılmış. E, tabii ki sizin e, ne amaçla kullanacağınızda burada önemli. Bir telefon e, yani bir e, profesyonel ya da yarı profesyonel bir video çekimi yapacaksanız e, bunun için ilgili video kameralara bakmanız gerekiyor. Ama yok ben hem telefonum olsun hem e, video çekeyim istiyorsan diyorsan tabii ki burada Mi 10 Lite'in kamera ee, biraz daha bir tık daha Poco x 3ten iyi ama fiyatlarına baktığın zaman düşünmeniz biraz daha gerekiyor. 9 Pro kullanıyorum demiş. 9 Pro'yu da almış ve kanalımıza onu da e, inceleme videosuna koymuştum. Yine söylüyorum e, Poco X3 Pro. 9 Pro'dan yani kamera bağlamında konuşuyorum sizin sorunuza istinaden kamerasından daha iyi. 10 gün önce gelen bir İsmail Tuna Göksu yazmıştı. Ben de almayı düşünüyorum ama kamerası pek iyi değil. Neye göre iyi değil? Bunu öncelikle bir kendinize sormanız gerekiyor. Ben kamerayı kullanıyorum. Video çekimlerinde fazla kullanmıyorum ama fotoğraf çekimlerinde gayet başarılı arkadaşlar. Belki bununla ilgili bir video çekerim. Özellikle sadece kameraya özgü bir video. Ama kameraya önem veriyorum demiş. Yani bütçede 3000 ile 4000 arasında demişsiniz. Eğer ki kameraya önem veriyorsanız bütçenizi arttırmanız gerekiyor. Hatta bayağı bir arttırmanız gerekiyor. Şu anda doların artmasıyla telefon piyasasındaki fiyatların artışı sizin burada belirtmiş olduğunuz bütçeyle altında kalıyor. Yani bütçeniz çok aşağıda kalıyor arkadaşlar. Ne yapmanız gerekiyor? Bütçenizi arttırmanız gerekiyor. Birden amacınızı bilmeniz gerekiyor. Ee, ne çekeceksiniz? Yani YouTube'a video mu çekeceksiniz? Bu telefonla gayet başarılı videolar çekersiniz. Gayet başarılı videolar çekerseniz. Bir tane ufak tripod alabilirsiniz ya da büyük tripod alabilirsiniz. Ve tabii ki bir e, görüntü, video çekebilmenizin en önemli başarısı ise ışıktır arkadaşlar. Işığınızı da iyi seçerseniz bu telefonla gayet başarılı YouTube'a videolar çekip aktarabilirsiniz. Oyun dünyasının e, yorumuna bakalım sorusuna daha doğrusu. Kardeş merhaba demiş. Merhaba. Ben Realme Note 10 Pro, Note 8 Pro. Ve Poco X3 arasında kaldım demiş. Will Drift new State oynuyorum demiş. Hafta sonu 2 ila 8 saat oynuyorum. Hafta içi 2 saat fazla takıntılı değilim. Her cihaz sonuçta ısınır demiş. Hangisini tavsiye edersiniz? Burada e, Note 8 Pro'yu tavsiye etmiyorum çünkü artık eskimiş bir telefon. Diğer iki telefona e, rağmen diyorum ha kötü telefon değildir. Alınabilecek telefonlar arasındadır Note 8 Pro. Ama velakin. Note 10 Pro ile Pro X3 arasında fiyat farkı vardır. Bu tamamen sizin bütçenizle alakalı bir durumdur. Bütçenizi eğer ki buna göre ayarlarsanız zaten buradaki 3 tane telefonda rahat o sizin söylemiş olduğunuz BuildDraft, e, Niv-State oyununu rahatlıkla oynatır. Dediğim gibi bütçenizi öncelikle siz kendiniz belirleyeceksiniz. Her üç telefonu da size uygun olarak tavsiye ediyoruz. Mehmet Ali Bursal YTR diye bir arkadaşımız yazmış bir ay önce ee, ve tabii ki ona istinaden yorumlarda gelmiş. Poco X3 Pro'nun sıkıntılar demiş kendince maksimum 450 nit parlaklık güneş ışığı gibi yerlerde gözükmüyor demiş. IPS LCD panel pikseller kapanmadığı için siyahı siyahı siyah göremiyoruz. Yani siyahı siyah göremiyoruz gibisinden. Bir yorum yazmış e, bu telefonu ben telefonu güneşin altında da kullandım. E, tabii ki siz e, ışığı açarsanız görürsünüz ama direkt güneş ışığı ışığının bakın direkt gündüz ve güneş ışığının altında bakmaya çalışırsanız hangi telefon olursa olsun. Belki sadece Samsung'ların amulet tarzı. Ee, telefonlarında biraz aparatlığı yüksek, onlarda bilginiz olsun yani aynı seviyede Android olduğu için söylüyorum. Onlara bakabilirsiniz, ama onların fiyatları neresi bunun iki katına yakın bir fiyata sahip piyasada. Ama dediğim gibi e, nit değil gayet başarılı. Güneşin altında da kullandım ve siyahı siyah göremiyorum. Belki başka bir sıkıntı vardır. Ben de herhangi bir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Sıradaki sorumuz Ege Karat'tan gelmiş. Uygulamaları yan yana yapabiliyor muyuz? Redmi gibi. Evet yapabiliyorsunuz. Açık olan iki uygulamayı yan yana koyup oradan kullanabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz Atıf Nik'ten gelmiş. Dokunmatik problemi yaşadınız mı? Dokunmatik problemi yaşamadım. Ancak Bazen almayabilir sebebi ise parmakların ucundaki sonuçta sizin sıcaklığınıza göre oradaki dokunmatikler çalışır arkadaşlar. Yani sizin basmanız değil sizin sıcaklığınıza göre. Eğer parmağınıza atıyorum kir olabilir, leke olabilir, parmağınız işte daha doğrusu eliniz kurumuş olabilir. Bunlar dokunmatiği etkileyendir. Bir diğer etkileyen unsur ise kullandığınız uygulamalardır. Bazen uygulamalarda dokunmatiklerde sıkıntı olabilir. Sekron sorunları yaşayabilirsiniz. Ama onun haricinde telefonun kendisinde dokunmatikle ilgili bir sorun yaşamadık. Hasan Yıldız yazmış 8 gün önce. Hızlandırmış video çekimi yok mu bunda demiş. Var. Niye olmasın ki? Artık her telefonda böyle şeyler mevcuttur. Eğer sizin telefonlarınıza böyle bir şey yok ise, daha doğrusu eski telefonsa ikinci bir parti uygulamalar kurup bu uygulamalarda yapabilirsiniz. Ömer Erdiç yazmış arkadaşlar. Poco, Xiaomi telefonları aynı mı? Zaten Poco, Xiaomi'nin çıkarmış olduğu bir alt marka. Daha sonra e ayrılıyorlar, markalar ayrılıyor. Poco'ya ayrı bir CEO atanıyor ve aynı bir marka gibi şu anda piyasada var. Aynı Oppo ve Realme tarzı düşünün. Dolayısıyla ikisi de aslında kardeş bir marka diyebiliriz. Serdar Özdemir yazmış arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz videolarda kasma var. Başına gelen var mı? Benim herhangi başıma videolarda kasma vesaire yaşamadım şu ana kadar. Adem Şentürk yazmış. Abi ben de alacağım da. Hani ben bayağıdır araştırıyorum demiş. Hiçbir sıkıntı yok ama benim kavana parlaklık karıştırıyor. O kadar kötü mü? Kötü diyen kim? Ben herhangi bir şekilde parlaklığının kötü olduğunu söylemedim şu ana kadar. Yorumlara bakıp da kafanız karışmasın. O kadar ne demiş abi yani o kadar düşük mü demiş. Parlaklığı gayet iyi. Bakın şöyle gösterebilirim hemen yakından. Şu anda telefonumu parlaklığını görüyorsunuz arkadaşlar. Şu anda sıfır parlaklıkta. Bakın Aşağıda görüyorsunuz. Bakın yavaş yavaş kendi kendine otomatik olarak açılıyor. Ortam algılacısı açık bende. Bunu isterseniz şu yandaki A tuşuna basıp kapatabilirsiniz. Telefon şu anda tam bir kapanmış durumda. Şimdi maksimuma getirdim netlerse. Maksimumda ise herhangi bir sıkıntı şu ana kadar yok. Zaten şu işte kamerada belki tam iyi görünmüyor ama şu anda baktığım zaman gözlerimi alacak bir şekilde Işık açmış durumda. Ben o yüzden yanındaki otomatiği yapıyorum ve kendisi gün ışığına ortamına göre ayarlıyor. Telefon çok kalın görünüyor demiş beyaz rota diye bir arkadaşımız. Yani tabii ki diğer telefonlarla kıyaslarsak özellikle Samsung tarafında da olabilir. E, biraz kalınlığı var. Özellikle pilinin e, yüksek olmasından kaynaklanıyor. Eğer siz ince bir telefon arıyorsanız o zaman düşük pilli telefonlara bakmanızı tavsiye ederiz. Fernando Şükrü diye bir arkadaşımız yazmış. Sıradaki sorumuz abi ben abi sen Trend yoldan almışsın. Evet. Ben hepsi buradan alsam olur mu? Arkadaşlar telefonu nereden aldığınız önemli değil. Sadece Xiaomi Türkiye garantili olması önemli. Ya da daha doğrusu Poco Türkiye olması önemli. Samsung alacaksanız Samsung Türkiye garantili. Nereden aldığınızın pek önemi yok. Ama alacağınız yerle ilgili yorumlar vardır. O yorumları bir bakın. Aldığınız firmalar bunu nasıl yani memnuniyeti nasıl gibisinden. Buna bakabilirsiniz. Yoksa Trendyol N11 işte hepsi burada atıyorum Amazon gibi gibi yerlerde size de rahatlıkla alabilirsiniz Ben hepsi buradan da telefon aldım trend yoldan da aldım arkadaşlar Amazon'dan keza sürekli teknoloji ürünleri alıyorum Hatta en son aldığım şu 27 değiştik benim monitörüm. Amazon'dan aldım bunu Hatta iki hafta önce Hatta bunun videosu da var Dilerseniz bakabilirsiniz dediğim gibi istediğiniz yerden alabilirsiniz sadece resmi garantili olan yerleri tercih etmenizi öneriyoruz Çağrı Türkmen 2 ay önce bir yorum yazmıştı da ben onu aslında yine koymayacaktım da yine koymak istedim. 120 Hz kullanmamak nedir ya? Cahillikten başka bir şey değil diye bir <laughs> yazmıştı. Ben yine kendisine cevap vermiştim. Şimdi arkadaşlar telefon sizin elinizde. 120 Hz kullanabilirsiniz 60 Hz kullanabilirsiniz. Ama bir telefonu maksimum seviyelerde kullanmaya kalkarsanız bu sizin bilgisayar yani laptopunuz için de geçerli. Kullanmaya kalkarsanız pili yani şarjı çabuk biter. Sürekli oyun oynuyor iseniz, ben zaten bunu videomda da söylemiştim bir önceki videomda. Sürekli oynuyor oyun oynuyorsanız 120'yi çekebilirsiniz ama şarjı daha kısa biter. Yani uzun bit kısa sürede biter anlamında. Şimdi buradaki tabii ki cahillikle alakalı bir durum değil. Bunu videomda da söylemiştim. Demek ki e, videomu pek fazla iyi dinlememiş arkadaşımız. Ama dediğim gibi e, arabada gazal çok fazla basarsanız benzininiz çabuk bitirirsiniz. ...burada biraz mantık üretmek gerekiyor. İhsan Işıkçı sorusuna gelelim. Isınma yapıyor mu? Isınma benim... E, ...gördüğüm, hissettiğim... ...nazarla söylüyorum. Oyunlarda özellikle... ...çok ısınma olur. Isınma... E, ...o kadar çok ahım şahım bir ısınma... ...yapmıyor. E, özellikle ben Call of Duty ya da... ...Pubg Mobile tarzı oyunları oynuyorum... bunda ...ya da başka bir oyunda ama... ...atıyorum 2 saat oynadım. Tabii ki... E, ...şu tarafta... ...telefonun şu tarafında... Bir de tam şu tarafta kameranın tam şu noktada ısınma yapıyor. Ama zaten bunu yapan e, firma e, araştırırsanız e, bu taraflara şöyle bir e, likit soğutucu atıyorum bakır bir çubuk koymuşlar arkadaşlar. Yani telefon ısınıyor atıyorum çok hızlı ısındı. Siz işte maksimum ayarlarda telefonla oyun oynadınız. Ama telefonu oyuna çıkardınız masanıza koydunuz 5 dakika geçmeden normal seviyesine geçiyor. Bunu hangi telefonda yaparsanız yapın ısınma yaşarsınız. Ama bu demek değildir ki cayır cayır yanıyor. Pişecek, patlayacak değil. Yani bu bir ılıma aslında. Isıma dediğiniz ılıma'dan e, ibaret dediğimiz bir konu aslında. Şimdi arkadaşlar telefonun bir fiyatlarına bakmak istiyorum. Acaba fiyatta bir artış var mı? Çünkü dolar arttı fırladı biliyorsunuz 14'lere e, geçti, ge, dayandı yani öyle söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar ben telefonu 2 Ağustos'ta satın aldım. 3.989 liraya trend yoldan nereden aldığımı söylemeyeceğim. Yani hangi satıştan aldığımı söylemeyeceğim. Sadece Xiaomi ya da Poco garantili diye aldım. Burası önemli. Şimdi ise bir fiyatına bakmak istiyorum. Aldığım yerdeki fiyatına bakmak istiyorum. Tekrar trend yolu açtım. Poco X3 Pro 8 GB'lık. RAM'i 256 GB'lık siyah. Yani aynı kasa. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Aynı kasası. Fiyatı 4849. 3900 küsürden 4800 küsüre. Yani yaklaşık olarak 1000 liralık bir fiyat artışı olmuş. Sebebi ise doların artışından kaynaklanıyor. Hepinize malum bunu artık söylemenize, söylememize gerek yok. Ha, yani yarın dolar yine artarsa fiyat daha da artar. Ben bu telefonu 5000 liraya satanlar gördüm. Şu an için günümüzde konuşuyorum. Ama e, benim aldıktan 3900 aldığımdan sonra bir 3600'e kadar bir düşmüştü. Bundan yaklaşık bir buçuk ay önce. Ee, hatta dedim ki ya dedim ben telefonu çok pahalı aldım falan ama şu anda fiyata bakıyorum. Ben telefonu çok uygun almışım diyorum. Arkadaşlar yorumları cevaplamaya çalıştık. Fiyatına baktık. Şimdi ise benim 4 aylık, bakın 4 aylık fazla telefonu size özelliklerini söylemeyeceğim. Onu yapıyorum, bunu yapıyorum. Zaten bununla ilgili videolarım var. Açıp bakabilirsiniz. 4 aylık kullanım olarak Artısını söylüyorum. Artısı bu. Ben bu telefonu aldığımdan beri ne dokunmatiğinde, ne ışığında, ne kameralarında, ne bilmem neyinde bir sorun yaşamadım. Sadece, bakın burayı dinleyin. Sadece bir eksiği yaşadım. O eksiği de halen yaşıyorum. Değerli dostlar ben telefonuma alarm kuruyorum. Çünkü sabah işe erken kalkmam gerekiyor vesaire. Şimdi alarm sisteminde bir sıkıntı halen yaşıyorum. Bunu acaba ilk başta benden mi kaynaklanıyor gibisinden bir sorun olarak görmüştüm ama arkadaşlar diyelim ki şuradan alarmı size gösteriyorum alarmlarını. Bakın burada işte 6, 6-10 geçe gibi alarmlar var tamam mı? yanında da çekler var. Bakın şimdi saati geldiği zaman alarm çalıyor. İlk başta bunun genel bir merkezinden işte 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika ertele vesaire gibi ayarlar var onlara yapmama rağmen alarmı geliyorum işte kapatıyorum tamam mı bakın şu bir ayarı var şu anda gösteremeyeceğim ama evet şu anda tekrarlanan ayarı atıyorum. şuraya gel kapattım kapattım ama daha sonra atıyorum 5 dakika sonra erteleme e, olayını kapatamıyorum yani telefon atıyorum yine çalıyor Bunların hepsini kapatıyorum bakın şöyle geldi hepsini kapatıyorum şöyle da alarmlar var şu anda teslime geldiği için göremiyorum ama telefon alarmı halen çalıyor. Bunu iPhone tarafında yaşamamıştım şimdi şu ana kadar ama bu Android tarafında bunu yaşıyorum. Belki bir güncellemeyle bunu düzelttiler diye düşünüyorum. Benim tek yaşadığım sıkıntı bu arkadaşlar. Onun haricinde telefonda dediğim gibi başka bir sorun ve başka bir sıkıntı yaşamadım. Ee, gayet memnunum. Aldıma da hiç pişman olmadım. Bazı arkadaşlar da yazmış sanki telefon satışısı gibi çok övdün. Övmüyorum. Sadece yaşadığım tecrübeleri sizlerle paylaştım. Umarım sizlere faydalı olmuştur. Yine sorularınız varsa yazabilirsiniz. Teknolog kanalı olarak bizleri takip ettiğiniz için de teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuza görüşmek üzere. Esen kalın.